Merhaba arkadaşlar. Üniversitelerin bahar dönemiyle ilgili açıklamalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Öncelikli olarak Atılım Üniversitesi'nin duyurusunu paylaşıyorum arkadaşlar. Atılım Üniversitesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetleri kısmen yüz yüze, kısmen uzaktan eğitim yöntemiyle benimsenmek üzere hibrit yöntemi uygulanacaktır arkadaşlar. İlgili detay burada yer almaktadır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman uzaktan öğretim yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Burada belirtilen fakültelerde ise yüz yüze eğitim yapılacaktır. Duyurumuzun detay bilgisi burada yer almaktadır. Maltepe Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeylerdeki tüm teorik derslerin online bir şekilde yapılmasına, uygulamalı saatleri olan teorik derslerin de yine eş zamanlı olarak çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine, uygulamalı derslerin tıp fakültesinde ve diğer sağlık bilimleri alanında mevcut haliyle sürdürülmesine karar verilmiştir. Galatasaray Üniversitesi'nin bahar dönemiyle ilgili kararı ise ön lisans, lisans ve lisans üstü programlar ile yabancı dil hazırlık sınıflarındaki teorik dersler ve teorik dersle bütünleşen laboratuvar uygulamalarının uzaktan eğitim yöntemiyle online bir şekilde gerçekleştirilmesine, stajlar, tez izleme, tez savunma gibi faaliyetlerin yüz yüze yapılmasına, ara sınavlarda ve diğer yarı yıl içi çalışmalarının süreç odaklı olarak çevrim içi yapılmasına karar verilmiştir arkadaşlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman bütün bölümlerde derslerin çevrim içi olarak işlenmesine karar verilmiş arkadaşlar. Ayrıntılar mevcuttur arkadaşlar. Sizler İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorsanız, ilgili fakültelerde öğrenim görüyorsanız burada yapılan açıklamaya göre işlem yapmanız gerekiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman lisans üstü eğitim ve Yaşayan Diller Enstitüsü'nde yer alan tüm programlarda derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle tüm fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarda teorik derslerin uzaktan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinin 4. sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerinin yüz yüze yapılmasına, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndaki tüm programların 2. sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerinin yüz yüze yapılmasına, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği bölümlerinin 4. sınıf uygulamalı derslerinin yüz yüze yapılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin bahar dönemiyle ilgili kararına baktığımız zaman ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarda uzaktan eğitim yöntemi benimsenecektir arkadaşlar. Duyuruyla ilgili detayımız burada yer almaktadır. Son olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ni ele aldığımız zaman bahar döneminde derslerin online bir şekilde gerçekleştirileceği açıklaması yapılmaktadır arkadaşlar. Üniversitelerden duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için ve eğitim alanında farklı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları daha çok kişiye duyurabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle abone olmayı, kanalımızı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.